Biz bugünkü dersimize nesnesel tasarım ve programlama dersine başlıyoruz. Ders saatimiz geldi sanıyorum. Evet, bir iki dakika daha bekleyelim isterseniz. Herkes katılsın. Evet. Nesnesel tasarım ve programlama dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu dönem dersimizi birlikte yapacağız. Sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Dersimizin zevkli geçebilmesi için elimizden gelen her türlü imkanı kullanacağız. Her türlü şeyi yapmaya çalışacağız ve iyi bir dönem olmasını sağlamaya çalışacağız. Bu vesileyle hepinizin 2018-2019 bahar yarı yılının sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu geçmesini diliyorum sevgili arkadaşlar ve dersimize başlıyorum. Şimdi dersimizin bilgileri şunlar. Dersimizin adı nesnesel tasarım ve programlama. Aslında nesneye yönelik tasarım ve programlama da diyebilirsiniz. Benim adım Mustafa Murat İnceoğlu. Bilgisayar mühendisiyim. Uzun yıllardır bilgisayara ilişkin programlama, veri tabanı gibi dersleri vermeye çalışıyorum. Yazılımla ilgili dersleri vermeye çalışıyorum çoğunlukla. Ve özellikle de bu tip dersleri vermekten mutluluk duyuyorum. Çünkü epeyce zevkli dersler oluyor bunlar. Vermesi de bu dersi ilerletmesi de gayet güzel olan derslerdendir. Dersimizin kodu TBML 205 olarak verildi. Dersimizin günü ve saati çarşamba günleri saat 20'de hep beraber olacağız. Yani çarşamba günlerini bir 14 hafta kadar saat 8'de birlikte geçirmeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. Derslerimiz genelde 45 dakika ile 1 saat arasında olacak. Yani ben çok derste aslında 45 dakikayı biraz aşıyorum. Dolayısıyla yani 1 saat civarında da diyebilirsiniz. 50 dakika, 55 dakika civarında dersimizi yapacağız. Ondan sonra da o haftanın dersini bitirmiş olacağız. Ders bilgilerimiz de bunlar. Şimdi amaçlarımız neler? Aslında bu dersle ilgili olarak söylenebilecek çok şey var. İçeriğine koyulabilecek çok şey var. Ama sizin de bildiğiniz gibi bilgisayarlar aslında iki tane büyük bileşenden oluşuyorlar. Bu bileşenlerden bir tanesi donanım bileşeni. Bu konuda söyleyebileceğimiz şey nedir? Donanımı nasıl tarif edersiniz? Nasıl söylenebilir donanım? Donanım aslında burada söylenmesi gereken şey donanım konusunda bir bilgisayarın gözle görülür, değil mi? Gözle görülen. Görülen, elle tutulan parçalarının tamamına biz yani fiziki parçalarının tamamına biz donanım adını veriyoruz. Yani donanım aslında bir bilgisayarı çalıştıran ekipmanların tamamıdır diyebilirsiniz. Yazılım ise diğer büyük bileşen yazılım ise aslında bilgisayarın soyut bölümüdür diyebilirsiniz. Yani nedir? Elle tutamayacağınız, gözünüzle göremeyeceğiniz parçasına da biz yazılım diyebiliriz. Şimdi tabii ki gündelik hayatımızda bilgisayar sistemleri karmaşıklığı arttıkça yazılımların karmaşıklığı da artmaktadır. Yani bundan 20 yıl önce çalışılan yazılım konularıyla günümüzde çalışılan yazılım konularının aslında arasında çok da büyük bir ilgi olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. İşte bu ders kapsamında biz daha çok yazılımlarda neler yapılabilir, yeni yazılım geliştirme yöntemleri neler olabilir, bunlara bakmaya çalışacağız. Dolayısıyla da
bu kapsamda ilerlemeye, gayret etmeye çalışacağız. Şimdi ilk dönemlerine bakarsanız bilgisayarın, aslında bizim ilk dönemlerimiz bilgisayardaki yazılımlar hesaplamaya yönelik işleri yapmaya yarıyordu. Zaten bilgisayarın adına da, orijinal ismine de bakarsanız kompütürdür. Yani hesaplama işine yarayan alet anlamına geliyor. Bundan dolayı da bizim ne yapmamız lazım? O devirde sadece hesaplamaya yarayan işler yapmamız gerekiyor. Ama yıllar geçtikçe bilgisayarların sadece hesaplama yapmasının anlamsızlığı, hesaplama dışındaki işlerin de büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı. Özellikle internetin günlük hayatımıza girmesinden sonra multimedyanın, yani çoklu ortamların devreye alınmasıyla başka bir takım formatların devreye girmesi de ne olmuş oldu? Böylece yazılımlarımızın karmaşıklığını artırmış oldu. Şimdi burada ben bu bölümü ders notları içinden aldım. Güzel bir söz var. Yani çekiç sahibi olmak insanı mimar yapmaz diye. Doğrudur. Yani bir programlama dilini iyi bilmek demek, iyi bir yazılımcı olduğunuzu sizin ispat etmemektedir. Şimdi bundan dolayı da iyi bir yazılımcı olabilmek için, iyi bir yazılım mühendisi ya da iyi bir yazılımla uğraşan kişi olabilmek için aslında masa başı çalışmalarının önemi büyüktür. Yani sadece pratik bir şeyleri yapmak değil, yazacağınız kod küçüktür, oturur hemen bir gün içinde yazar çıkarsınız. Ama eğer yazacağımız kod ya da gerçekleştireceğimiz yazılım büyük ise, o zaman bu konuda bayağı ciddi anlamda bir ön araştırma, hazırlık evresi geçirmemiz de gerekmektedir. Bundan dolayı da şu iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. İyi bir yazılım geliştirmek için programlama dili bilmenize bile gerek olmayabilir. Şimdi bu çok iddialı bir laf gibi gelebilir size, ama hiç yazılımcı olmayan, hiç programlama dili bilmeyen biri de yazılımcı olabilir. Yani derdimiz bizim aslında yazılım geliştirmekten öte sistemin çalışma süreçlerini doğru anlamaktır. Yani ilk görevimiz sistemin nasıl çalıştığını anlamaktır. Yani şunu söyleyebilirim. Örneğin bir endüstri mühendisi de eğer bir parça bilişimle ilgili konulara hakimse bir yazılım geliştirme ekibine dahil olabilir. Bundan dolayı da şunu görmemiz gerekiyor. Aslında ilk ürünün gerçekleştirilebilmesi için iyi bir analiz aşamasından geçilmesi gerekiyor. Bu analiz aşamasının iyi yapılması, işte o noktadan sonraki bütün süreçlerin kalitesinin iyi olmasına sebep olacaktır. Pek çok teknik var. Bunları yeri geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Yani yazılım geliştirebilmek için aslında kullanılabilecek çok teknik var. Modern bir takım teknikler var. Eskiden kalan teknikler var. Bunları da yeri geldikçe anlamaya, farklarını açıklamaya gayret edeceğiz. Şimdi özellikle yazılım geliştirmedeki en büyük problemlerimiz bizim çöpe atılan yazılımlardır. Yani kullanılamayan yazılımlardır. Yani şöyle bir takım sözler var. Mesela bu işlerle uğraşanlar şunu söylüyor. Diyor ki, ya milyonlarca dolar harcıyoruz, dev bir yazılım yapıyoruz. Ama kullanıcılar bu yazılımı kullanmak yerine, memurlarımız bu yazılımı kullanmak yerine gidiyorlar Excel'i kullanıyorlar. Şimdi bu neyin göstergesi olabilir? Evet, bakın en önemli şey, mesela sizin ürettiğiniz bu yazılımı kullanacak. Kullanıcı kullanacaksa peki kullanıcı nerede? Geliştirme sürecinde kullanıcının nerede gerekiyor? Bundan dolayı da mesela yazılımların çok büyük bir bölümü bu yüzden çöpe atılır.
Yani kullanıcı dostu olmayan, hiçbir şekilde kullanıcıya danışılmadan, fikri alınmadan gerçekleştirilmiş yazılımlardır. Bir başkası söz verilen zamanda yazılımın bitirilememesi. Genelde yazılım projelerinin başındaki en büyük problemler birazdan listesini vereceğim şeylerdir. Yani nedir? İşte siz bir anlaşma yaparsınız, kolay gibi gelir. Başlarsınız yazmaya ve zamanında bitmediğini görürsünüz. Ha, bunu nedenlerinden bir tanesi de şu olabilir. Sözleşmenin iyi yapılmaması, daha ileriki derslerde göreceğiz, ihtiyaç analizlerinin yeterince güzel gerçekleştirilmemesi, ihtiyaçların baştan yeterince anlaşılamaması. Çünkü şöyle bir şey var, ben de zamanında yazılım geliştirdim. Başlarsınız bir işe, biz tabii o zamanlar biraz daha amatördük, sonradan öğrendik işi, sonra öğrendik. Ondan sonra bir bölümünü yaparsınız, teslim ettiğinizde kullanıcının aklına başka bir şey gelir. Ya şunlar da olsa daha iyi olur. Hadi oturursunuz, onları da yaparsınız. Ondan sonra teslim edersiniz. Aa bak şunlar da eksik olmuş. Hadi bunları da koyu verelim. Hadi bunu da koyu verelim. Hadi şunu da yapıverelim. Derken nereye varırsınız? Sizin yazılımınız başta anlaştığınız yerden belki de çok farklı bir yerlere doğru gitmiştir. İşte ne demek? Yazılımın zamanında tamamlanamasının nedenlerinden bir tanesi de budur. Analiz aşamasının, yani gereksinim belirlenme aşamasının düzgün şekilde olmaması. O olay bir bitmeyen senfoni şekline dönebilir. Anlaştık mı Mehmet Murat? Yani mümkün olduğunca analiz aşamasının iyi yapılması gerektiğine karar vermeye çalışacağız. Yani bunu iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü işin çok büyük bir bölümü aslında kağıt üstünde yapılması gereken iştir. Yani bilgisayar başına oturmak en sonda belki yapılacak iş. Bir başkası bütçenin aşılması, en meşhur problemlerden bir tanesi. Her işte bu vardır zaten. Yani bir işe girersiniz, ondan sonra da hadi bakalım bütçeyi aşarsınız. Aştığınız anda da al başına dert olmaya başlıyor. Birçok hata çıkması. Nedir birçok hatanın çıkması? Doğru dürüst bu yazılımları test etmeden vermek. Tamam mı? Bir başkası bakım maliyetlerinin yüksek olması. Zaten şu anda maalesef günlük hayatımızda da görüyorsunuz, artık yazılım firmalarının en büyük kazancı yazılım değil. Yazılım firmalarının en büyük kazancı artık hizmet. Yani diyorlar ki biz çıkardığımız yazılımları buluta koyalım, size bunları aylık kiralamalar şeklinde satalım. Hiç şahit oldunuz mu öyle programlara? Hiç öyle yazılımlara? Bunu da böyle şey yapıp vitrini güzelleştirip diyorlar ki bakın işte yeni versiyonlar çıktığında da çok düşük ücretlerle yeni versiyonlara sahip olabilirsiniz. Ama toplam sahip olma maliyetiniz sizin aslında gittikçe artmaya başlıyor. Yani aylık kiralama yaptığınız anda işte onu kullansanız da kullanmasanız da o aylık kiralamaya devam ediyorsunuz. Ya da işte size yazılımı 1 liraya satıyorlar. Bir sene sonra, 2 sene sonra garanti süresi dolduğunda bakım yapmaya geliyorlar. Sizden 3 lira alıyorlar. Ve bu listeye aslında ben şunu da eklemek isterim. Maalesef yazılım projelerinin hiçbirinde, yazılım projelerinin neredeyse hiçbirinde işin eğitim tarafı yoktur. Ya da çok alelade eğitim tarafı yazılmıştır. Yani koskoca yazılımı sen satın alırsın, getirirsin, kurarsın ama bu yazılımın çok detaylı kullanımı konusunda kimse fikir sahibi değildir. Yani ihaleyi yaparsın, ondan sonra geçmiş olsun. İnsanlar sana hiç tanımadığın bir sistemi gelirler, kurarlar. Bir tane de teknisyen gönderirler, alsın bu eğitim versin size diye. Teknisyen de bildiği kadarını anlatır, çeker gider ondan sonra siz yazılımla baş başa kalırsınız. Durumu anlayabiliyor musunuz? İşte bu sektör böyle bir sektör. Böyle bir sektör olduğu için de biz bu işin doğrularını nasıl yapabiliriz? Tabii bu ders yazılım mühendisliği dersi değil. Bu doğrular büyük resim. Yazılım mühendisliği dersinde anlatılıyor. Biz bu işe nesne tarafından nasıl bakarıza bakacağız. Bundan dolayı da işte yazılımcılığın önemi büyük. Her şeyin farkında olmamız gerekiyor. Yani eğitim de bu işin bir parçası. Kullanıcı eğitimi de bu işin bir parçası. Efendime söyleyeyim, bütçelendirme de bu işin bir parçası. İyi bir proje planlaması yapmak da bu işin parçası. Yani yazılımcı aslında iyi bir proje yöneticisi olmak zorunda.
Şimdi proje dediğiniz şey nedir? Siz bir alay kaynağı yönetmeniz gerekiyor demektir. Nedir bu kaynak? İşte elinizin altındaki insan kaynağını doğru yönetmeniz gerekiyor demektir. Parasal kaynağı doğru yönetmeniz gerekiyor demektir. Zamanı doğru yönetmeniz gerekiyor demektir. Malzemeleri, bilgisayarları, şunları bunları doğru yönetmeniz gerekiyor demektir. Artık çağımızın yazılımcısı geçip bilgisayar başında tıkır 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 kod yazmak değil, çağımızın yazılımcısı aslında bir proje analistidir. Çağımızın yazılımcısı aslında bir parça eğitim işinden anlayan kişidir. Çağımızın yazılımcısının iyi bir iletişimci olması gerekir. Neden iletişimci olması gerekir? Çünkü karşındaki insanın sorunlarını çözmeye yönelik olarak sen yazılım geliştiriyorsun. Karşındaki insanın sorunlarını anlamalısın ki, düzgün anlamalısın ki ona göre yazılım geliştirebilirsin. Onun için iyi bir iletişim sahibi olmamız gerekiyor. Bakın mesleklerin çoğunda artık iletişim faktörü daha fazla öne çıkmaya başladı. Yani ben süper programcıyım, her şeyi herkesten iyi bilirim. Değil ki. Çünkü yazdığın yazılımı sen kendin için yapmıyorsun. Gerçekleştirdiğin yazılımı sen kullanıcı uğraşsın diye yapıyorsun. Kullanıcı kullansın diye yapıyorsun. Bundan dolayı da bir mühendisin geliştirdiği yazılım kendisine çok güzel gözükebilir ama belki de kullanıcı için hiçbir anlam ve önemi yoktur. Bu derste onları vurgulamaya çalışacağız. Var mı buraya kadar sorusu olan? Anlaşılmayan bir şey. Bakın dizi mi seyrediyor ya, ne yapıyor bilmiyorum yani. Hiç cevap falan yok yani. Dolayısıyla bunlara bakmam gerekiyor. Devam. Object Oriented Analysis and Design konusuna basmamız lazım. Yani dizayn konusuna bakmamız lazım. Nasıl bakıyoruz dünyaya? Yani bizim bu bir yazılımı geliştirebilmek için buna nesnesel gözlerle nasıl bakabiliriz? Nesne dünyasıyla yazılımı nasıl geliştirebiliriz? Bunları anlamamız gerekiyor. Arkadan önemli konulardan bir tanesi UML konusunu, yani Unified Modeling Language konusunu analiz ve tasarımları ifade etmekte nasıl kullanılacağına bakacağız. Burada oturup biraz çizim yapmamız gerekiyor. Tamam. UML'i yani UML'yi ya da size mümkün olduğunca yaptırmaya, şemalarını çizdirmeye gayret edeceğim. Yani bu derste en azından bu işi yapmamız gerekiyor. Ve benim inancım sevgili arkadaşlar, sevgili Cem Hasan, benim inancım bilgisayarcılıkta şu çok önemli. Elinizi işin içine sokmadıkça bu işi öğrenemezsiniz. Neden? Çünkü bu iş öyle dışarıdan seyredilerek yapılacak bir iş değildir. Yani elimizi mutlaka işin içine daldırmamız, kod geliştirilecekse kod, sistem geliştirilecekse sistem geliştirme, analiz yapılacaksa analiz, yazılım geliştirilecekse yazılım, bunları oturup hepsini kendi elimizi sokarak yapmamız gerekiyor demektir. Başka türlü bu işler çünkü öğrenilmiyor. Ne kadar çok sürecin içinde yer alırsanız o kadar iyi öğreneceksiniz demektir. İşte UML'i de ya da UML diyorlar. UML'i de bu dersin kapsamı içerisinde öğrenmeye gayret edeceğiz. Çünkü bu artık bilinmesi gereken bir şey. Yani bir endüstri standardı haline gelmiş UML. Bu endüstri standardını öğrenmemiz gerekiyor demektir. Bunu da kendimize bir hedef olarak koymamız gerekiyor. Tabii şöyle düşünün. İşte haftada bir saat yapılan bir dersle 14 haftada bu işlerin hepsini nasıl yapabiliriz? Mümkün değil. Gerçekleri görmek lazım. Burada ben sadece size bu işin giriş tarzındaki bölümünü, yani bakın arkadaşlar bu böyle 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 yapılır. Siz bu işin devamını şöyle 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 getirebilirsiniz tarzında açıklamaları yapacağım. Yani ben dersi verirken slide okumak gibi bir niyetim yok size. Tamam mı? Yani eğer bir kod parçası incelenecekse hep beraber kod parçasını açıklamalı bir şekilde inceleyeceğiz. Eğer bir çalışma yapılması gerekiyorsa da bunu slayttan okumak değil, biraz daha açıklamalı şekilde yapmaya çalışacağız. Tamam, hedeflerimizden birisi de ama nedir? UML'i düzgün bir şekilde anlayıp yapmaya çalışmaktır. Tamam. Devamı. Daha da önemli konular var. Mesela bu başlı başına ayrı bir ders aslında. Üçüncü slaytta size koyduğum şeyler ama
Design pattern nedir? Yani tasarım deseni dediğimiz şeyi anlamamız gerekiyor. Burada size kavram olarak yani konsept olarak bunları anlatmam gerekiyor. Bu işin detayları aslında tamamen ayrı bir ders. Yani bir tasarım deseni ne demek, ne işe yarar, yaygın kullanılan tasarım deseni nedir gibi şeyleri de bu kapsamda hep beraber çalışmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi bu da büyük bir konu. Bu büyük bir konuyu tamamen ayrı bir ders gibi kabul edin ve derste görebilmemiz gereken, ders notlarında bulunması gereken kısmını da biz birlikte incelemiş olacağız. Tabii çok efektif olarak bu dersten yararlanmak istiyorsanız bir programlama diline de, nesneye yönelik bir programlama diline de hakim olmamız gerekiyor. Ben kimi örnekleri size Java'da, kimi örnekleri C# getireceğim. C++ ile ilgili hiçbir örneğim olmayacak. Çünkü kendim de kullanmıyorum C++'ı. Genelde ben Java ve C# kullanıyorum. Değişik örnekleri getirip hem o tarafa hem diğer tarafa örneklerle nasıl yapılır söylemeye çalışacağım. Java ile C# arasında çok büyük bir fark var mı derseniz öyle çok büyük bir fark da yok. Aslında 3 aşağı 5 yukarı bunların yazımlarının bile aynı olduğunu görebilirsiniz. Yani dersi işlerken benim sizden beklentim artık programlama diliyle ilgili temel felsefenin anlaşılmış olmasını düşünüyoruz. Yani işte bir Java ile bir programlama, Java ile nesneye yönelik bir kod geliştirilebileceğinizi varsayarak ilerlemek istiyoruz. Çünkü eğer bunlara da dönersek bu sefer bu dersi bitirebilmemiz mümkün olmayan bir hale gelecektir. Bundan dolayı da eğer daha önce bir nesneye yönelik programlama dili dersi aldıysanız, aldınız mı? Java C++. Nesneye yönelik yazılım yapıyorsunuz. Çok güzel. Yani bu konuda bir parça deneyiminizin olmasında da fayda var diye düşünüyorum. Tamam. Yani bizim için önemli olan şey bir takım kavramları düzgün öğrenmek. Tamam. Yani buradaki en önemli benim derste size vermeye çalışacağım en önemli şey bir şeyleri ezberletmekten ziyade kavramları doğru dürüst bir şekilde anlayabilir miyiz? Doğru dürüst bir şekilde kullanabilir miyiz? Bunu anlamaya gayret edeceğiz. Ondan sonrası zaten sizin tarafınızdan getirilecek bir şey. Yani ben örgün öğretimde ders verirken de aynı şeyi söylüyorum. Mesela programlama dilleri dersleri veriyorum. Arkadaşlar diyorum yani 70-80 bin sayfalık C# programlama dilinin ne kadarını ben 14 haftada anlatabilirim size? Bu mümkün olmayan bir şey. Bazı şeyler de ihtiyaca binaen ortaya çıkıyor. Yani öğrenmeniz gerekiyor. O zaman oturup öğreniyorsunuz. Yani yapılabilecek çok fazla bir şey yok. İşte bu ders de öyle bir ders. Yani bu dersin devamı ne? Ayrıntılara girmeye kalkarsanız o kadar büyük ve her biri ayrı ders olabilecek içerik var ki o şekilde de ilerleyebilirsiniz. Yani bizimki biraz daha derleme, toplama, özetleme gibi bir ders şekline gelecek. Yani dediğim gibi aslında nesneye yönelik programlama diye tamamen ayrı dersler var. İşte tasarım desenleri, design patterns diye tamamen ayrı dersler var. UML'in kendisi bile tamamen ayrı bir ders olabilir. Ondan dolayı da bu derse biraz o gözlerle bakmanızda fayda var. Konular neler? İçeriklerin sırası sistemde nasılsa ben size öyle getirdim. Toplam olarak 11 tane konumuz var, konu başlığımız var. Bunları anlamaya çalışacağız. Her şeyden önce neden bunları yapmamız gereklidir sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Yani aslında bir şeyler yapıyorsak daima aklımızdaki soru, aklımızın gerisindeki soru neden biz bunları yapıyoruz'a cevap vermek zorundayız. Çünkü neden dedikçe bu ihtiyacın nerede ortaya çıktığı, nasıl çözümlenmesi gerektiği de
ortaya çıkmış olacak. Nereden başlayacağız? Tümleştirilmiş yazılım geliştirme süreciyle başlayacağız. İsteklerin çözümlenmesiyle devam edeceğiz. Analiz kısmını inceleyeceğiz. UML etkileşim diyagramlarına bakacağız. Tasarım kalıplarına bakacağız. Tasarım modelinin nasıl oluşturulduğuna bakacağız. Senaryoların nasıl oluşturulduğuna bakacağız. Kodlama bölümünü inceleyeceğiz. Tasarımla ilgili ikinci iterasyon nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. Grasp kalıplarına ve Goff kalıplarına da bakarak dersimizi noktalamış olacağız. Tabii tasarım kalıpları bu kadar mı? Hayır, değil. Bir sürü kalıp var ya, bir sürü tasarım deseni var aslında. Bunların hepsini de ne yapmam lazım? İncelemem lazım. Ama tabii ki zamanımız yettiğince onları da bir elden geçirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ders anlatımı sevgili arkadaşlar benim böyle olacak. Yani ben size işte bütün slaytları birebir okuyun falan demeyeceğim. Mümkün olduğunca daha önce hazırladığım slaytlardan işte üstünde çizerek, not alarak efendime söyleyeyim başka dokümanlardan ya da videolardan destek alarak dersi biraz daha zevkli, neşeli yapmaya gayret edeceğim. Ama sizin de yapmanız gereken şey mutlaka dersten önce bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor demektir. Yani dersten önceki ön hazırlık ne? Derse gelmeden önce ilgili haftanın konusuna şöyle bir bakmakta fayda var. Yani bu konuda ne yapılmaya çalışılıyor, ona bir bakmakta fayda var. Bu konuda ne yapılmaya çalışılıyor eğer bakarsanız anlatılacak dersi daha iyi anlayabilirsiniz. Dersi anlatırken de ben zaten size yabancı kalmasın diye günlük hayattan örnekler, yani sizin ve benim ortak yaşantı alanımızdan örnekler vererek ilerlemeye çalışacağım ki her şey yerli yerine daha düzgün bir şekilde oturabilsin, aklımızda daha kalıcı olabilsin. Öğrenme konusunda ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. En iyi öğrenme herhangi bir bilgiyi başka yerlere tutturduğunuzda yapılan öğrenmedir. Yani öğrendiğiniz bir bilgiyi eğer farklı kanallardan alıp yorumlayıp düşünebiliyorsanız o zaman o bilginin sizin aklınızdan çıkabilmesi mümkün değildir. Onun için ne yapmam lazım? Bunu biraz daha kendi bildiğim şekilde anlamaya çalışmam ya da kendi çalışma stilime uydurmam lazım. Ondan sonra hararetle tavsiye ettiğim bir şey var. Derse katılmanız gerekiyor. Yani yüz yüze yapamadığımıza göre sanal sınıfa mutlaka katılın. Ha tabii şöyle bir şey diyeceksiniz. Hocam çalışıyoruz ediyoruz hepimizin ailesi var, şusu var, busu var falan. Doğrudur. Kesinlikle katılıyorum. Mümkün olduğunca diyorum zaten bunu. Arşivler onun için zaten. Arşiv kayıtlarından da gidebilirsiniz. Ama arşiv kayıtları biraz sinema seyretmek gibi. Tek yönlü bir şey. Burada hiç olmazsa aradan çıkıp bir soru sorma, bir arkadaşınızın sorduğu soruya katılma, onunla beraber bir eleştiri getirmek gibi fırsatlarınız var. Bundan dolayı da bu fırsatı kullanın diye derse katılın diyorum. Yani derste pasif kalmayın. Yani mümkün olduğunca soru sormaya çalışın, bir anlamaya çalışın. Tabii konuyla ilgili soru sormaya çalışın. Bu şekilde ders yaparsak benim açımdan da çok zevkli oluyor. Ben örgünde de öyle anlatıyorum dersi. Yani hiçbir zaman derse girerken mesela hazır bir programı önceden yazıp götürüp de öğrencinin önüne koymuyorum. Derste biz tartışa tartışa kodu geliştiriyoruz mesela. Diyorum ki problem bu böyle bir şeyi çözmemiz gerekiyor. Nasıl yapalım? Sonra sıvıyoruz kolları. Hadi bakalım sıfırdan başlıyoruz. Programı o şekilde yazmaya çalışıyoruz. Neden? Tabii ki sevgili Cem Hasan. Neden öyle olması gerektiğini tartışmamız gerekiyor. Yani ben bu işi az çok biliyorum. Ben burada her şeyi biliyorum da demiyorum. Ama öğrenci arkadaşlarının katılması onların kendi açısından çok daha faydalı bilgi düzeylerini artırabilmek için. Önemli bir şey şu. Dersten sonra bir not çıkarmam gerekiyor. Bakınız arkadaşlar, burası da çok önemli ve genellikle kaçtığımız şeylerden bir tanesidir. Bir dersi başarabilmek istiyorsanız kendinize ait, kendinize has notlarınızın olması gerekiyor. Ha bu notları isterseniz bir yere yazarak yapabilirsiniz. İsterseniz dijital ortamda kopyalayıp yapıştırarak üstünde düzelterek yani Word gibi bir yere yapıştırarak ya da not defteri gibi yerlere yapıştırarak yapabilirsiniz. Ama dersten sonra kendinize ait notu çıkarmanız önemlidir. Yani ben bu konuyu kendim için özetlemeye kalksam nasıl kod tarayabilirim?
diye. Çünkü sistemdeki ders notları size ne kadar hitap edebilir bilmiyorum. Çok büyük bir soru işareti. Ama ne yapmam lazım? Bunu anlayacak şekilde not almam gerekiyor. Nörosinaptik denemelerde, yani beyin araştırmalarında, el yazısı yazmanın beyni daha fazla çalıştırdığı ortaya çıkmıştır. Eğer el yazınızla yazarsanız notları çok daha iyi aklınızda kalabileceğini görebilirsiniz. Yani hepimiz çok feci bir şekilde dijitalleştik. Bu feci dijitalleşmede söylenebilecek bir laf değil bu, ama not almak önemli bir şeydir. Tamam. Buraya kadar var mı soru? Peki. Ders çalışma stillerimiz bunlar. Yani uzaktan eğitim yapıyorsak eğer, uzaktan eğitimde başarı oranımızı artırabilmek için böyle gitmemizde fayda. Çünkü siz de hak verirsiniz, benim 45 dakikada bütün ders notlarını size anlatabilmem mümkün değildir. Yani sadece önemli olan yerleri bir geçip üstünde tartışmamız mümkün olabilmektedir. Ne gerekiyor? Eğer yazmak istiyorsanız ben size renk öneririm. Biz, yani dijital ortamda da renk öneririm aslında. Yazdığınız bir şeyi farklı renklerle göstermek, önemli yerlerini altını çizmek, italik yapmak iyidir. Çünkü bu sizin beyninizin farklı bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Daha iyi anlamanızı neden olacak. Bir not defteriniz olmasında fayda var. Zaman zaman ufak tefek kod geliştirmeleri yapacağız. Bu kod geliştirmelerini Java ya da C Sharp ile yapacağız. Bundan dolayı Java ya da C Sharp ınızın olması, yani burada bir IDE'nizin olması. Integrated Development Environment diyoruz biz buna, biliyorsunuz. Yani C Sharp kodu geliştirebilecek ya da Java kodu geliştirebilecek. Mesela NetBeans olabilir Java için. C Sharp için de Visual Studio olabilir. Bunları kullanmanız yararlı olabilir. Elinizin altında bunların olması iyi olabilir. Çizimler için de UML çizimlerini hızlı bir şekilde yapabilmek için de Microsoft'un Visio'sunu ben kullanacağım. Ha, tek araç bu mudur? Yok, bir sürü Visio çizebileceğiniz araç var. Hatta Draw'la bile kendiniz biraz uğraşarak çizebilirsiniz. Ama bir takım şeyleri daha hızlı gerçekleştireyim diyorsanız Microsoft'un Visio'sunu da kullanmak iyi bir fikir olabilir. Yani bana gerekenler hepsi bu kadardır. Dersler bittikten sonra ben bunların slaytlarını sisteme yükleyeceğim. Dersin kendisinin arşiv kaydı zaten sistemde olacak. Slaytlar zaten sistemde olacak. Eğer herhangi bir kod çalışması yaparsak kod çalışmalarını da sisteme yükleyeceğim. Dolayısıyla aramızda hiçbir şey gizli kalmayacak. Her şeyi sistemde dosya olarak bulabileceksiniz. Yani bilgisayarınıza indirebileceksiniz. Bunları kullanabileceksiniz. Yani bu sunumları falan da bir hafta içerisinde ben sisteme bir gözden geçirdikten sonra sunumları sisteme yüklemiş olacağım. Şimdi sizin en çok dikkatinizi çekecek yere geldik. Yani bu işin ölçme değerlendirmesi nasıl olacak? Yani bu dersten nasıl başarı sağlayacağız? Sevgili arkadaşlar, buna alıştınız artık. Bu dersin bir ara sınavı var. Bir tane çoktan seçmeli bir sınav yapılıyor. Bir final sınavı var. İnşallah olmaz ama bir tane de bütünleme sınavı var. Bütünlemeye kalmayın bence. Bir ara sınav ve bir final sınavı ile beraber bunun üzerine size bir tane ödev vereceğim. Bu ödevi yapmaya çalışacaksınız. 14 tane de yoklamamız olacak. Yani her hafta zaten sizin de bildiğiniz gibi sistem yoklamamızı alıyor. 14 tane de yoklamamız olacak ve bu şekilde ne yapacağız? Biz ölçme değerlendirmemizi gerçekleştirmiş olacağız. Ara sınav yapıldıktan sonra bunun notu otomatik olarak zaten sisteme işleniyor. Bu süreçte benim herhangi bir katkım ya da müdahalem söz konusu değil. Keza final ve bütünleme sınavlarında da o şekilde bunlar otomatikman sisteme işleniyor. Ödevi ben okuyup değerlendiriyorum notunuzu. Peki. Sevgili Mehmet Murat, benim de zaten görevim bu. Ödevi ben kendim değerlendiriyorum. Notu sisteme giriyorum. Yoklama da sistem tarafından alınıyor. Bana bilgi olarak veriliyor. Ben de bunu ne yapıyorum? Kanaat notuna dönüştürüyorum. Peki kanaat notu nasıl bir şey olacak? Bunu da biliyorsunuz. Benim kanaat not sistemim bu şekilde arkadaşlar. Bütün derslerde bu modeli kullanıyorum.
Derse çok katılanlara kanaat notum yüksektir. Yani 12, 13, 14 hafta katılanlara %100 kanaat. Bu garanti sizi baştan bu bilgiyi veriyorum ki sonradan herhangi bir tartışma konusu olmasın diye adil bir notlandırma yapabilmek için bunu herkesin baştan bilmesinde fayda var. Çünkü sonradan efendim ben işte 8 hafta katıldığımda %80 alabilir miyim ya da başka şeylerin pazarlığı olmasın diye ne yapacağız? 12, 13, 14 hafta katılırsanız kanaat notunuz %100 olarak verilecek. 9, 10, 11 hafta katılırsanız kanaat notunuz %80 olarak verilecek. 4 ila 8 hafta arasında katılırsanız kanaat notunuz %40 olarak verilecek. 0-3 hafta arası da fark etmiyor. Kanaat notu 0 oluyor. Yani aslında bu devamsız demek. Ha burada tabii şunu söylemem gerekiyor. Arşiv ya da derse katılım için ayrı bir ölçü kullanmıyorum. Yani 14 hafta dersi arşivden izlerseniz de 14 hafta dersi katılarak izlerseniz de aynı notu alacaksınız. Burada mühim olan öğrenme ise o zaman ne yapacağız? Bu dersi bir kereliğine en azından bir kereliğine dinlemiş olmamız gerekecek. Burayla ilgili herhangi bir sorusu olan var mı? Ben bütün derslerde bunları açık açık en başta söylüyorum. Diyorum ki bakın kurallar bunlar. Buna göre notlandırılacağız. Buna göre bu işlemi gerçekleştireceğiz. Ya sene sonu geldiğinde de zaten sistemin bana verdiği not bilgilerini kullan yani devam bilgilerini kullanarak da ben bunu kanaat notuna dönüştüreceğim. İşte diyelim ki derse 12 defa geldiyseniz kanaat notunuz %100 olacak. 7 defa geldiyseniz kanaat notunuz 40 olacak şeklinde ilerleyeceğiz. Onun için diyorum yani derslere mümkün olduğunca arşivden ya da zamanında sanal derslikten katılmaya gayret ediniz. Ölçme değerlendirmemizin tamamı da bu şekilde. Demek ki bir önceki slayda dönecek olursak, toparlayacak olursak ara sınav notu sisteme girildi. Siz ara sınavdan çıktıktan sonra işte final sınavı notunuz sisteme girildi. Ödeviniz alındı, benim tarafımdan okundu, değerlendirildi. Bunun notu sisteme girildi. Yoklamalar sayıldı sistem tarafından. Bu bana bilgi olarak verildi. Bu bilgileri de ben alıp şuradaki tabloya göre nota dönüştüreceğim. Nota dönüştürüldüğünde de ne yapacağız? Götürüp bunları da kanaat notu olarak vereceğiz. Ve sistem size bir sonuç notu, başarı notu çıkaracak. Başarı notu olarak da bu dersten başarılı olup olmadığınızı da ne yapacaksınız görebileceksiniz. Ödevi zaten mümkün olduğunca erken vermeyi düşünüyorum sevgili Cem Hasan. Söylediğin onu çok iyi oldu. Çünkü son ana bırakmak benim de çok işime gelmiyor. Çok sayıda ödevi kısa zamanda okumaya çalışmak ve yetiştirip notu girmeye çalışmak da sıkıntılı oluyor. Dersimiz biraz ilerlesin. Ondan sonra ödev bir ay kadar sonra yani bir ay kadar sonra Nisan ortalarında falan size mutlaka verilecek, zamanda verilecek. Çok fazla son günlere kalmadan bu işi bitirmeyi sağlamaya çalışacağız. Dersi verirken, slaytları hazırlarken sevgili arkadaşlar şu konu, o konuyu da bildireyim size. Sistem içindeki ders notlarını kullanacağım. Artı farklı kaynaklardan bulduğum başka bir takım bilgileri de alıp slaytlara konacağım. Yani birebir ders notlarının aynısı olmayabilir. O zaman sorumluluk alanımız neresi olur diye sorarsanız sorumluluk alanımız şöyle olacak. Sistemdeki ders notlarımız en önemli referansımız artı benim bu sunumların hepsini sisteme yüklediğimde bunlardan da sorumlu olacaksınız. Yani sınavlar bunların hepsini kapsayacak. Hem sistemdeki ders notlarını kapsayacak hem de buradaki sunumları kapsayacak şekilde tasarlanmış olacak. İyi çalışmak, çalışırsanız kesinlikle başarırsınız. Ben de size o konuda garanti verebilirim. Çünkü bu zamana kadar verdiğim pek çok derste öyle aman aman tamam bazı konularda bir takım ezber şeyler vardı. Orada çok ezber şeyleri sormak durumunda kalıyoruz ama mümkün olduğunca da eğer bir bunun gibi bir programlama dersiyle karşılaşırsak çok fazla ezberletmeden bunu gerçekleştirmeye çalışabiliriz. Yani bize düşen görev bu dersi günü gününe zamanında iyi bir şekilde tekrar ederek uğraşmak. Başaramamanız için
hiçbir neden görmüyorum açıkçası. Öğrenmemeniz için hiçbir neden görmüyorum ama dediğim gibi konular biraz dağınık. Program bilmeyen biri başarabilir mi? İşte orası biraz sıkıntılı olabilir çünkü şimdi ben dediğim gibi belli bir noktadan sonra başlayacağım için örnekleri vermeye ya da dersi anlatmaya işte o ana kadar olan bölümleri kaçırmamanız gerekiyor. Yani mesela Java'dan örnek verirsem size mesela Java hangi konular var bunun içinde? Nereden başlıyor? Mesela değişkenler sabitler var. Ondan sonra ne var? Girdi çıktı deyimleri var. Bunlar temel konular olarak söyleyeyim. Ondan sonra kontrol deyimleri var. If gibi kontrol deyimleri var. Ondan sonra ne var? Döngü deyimleri var. İşte for gibi, while gibi döngü deyimleri var. Sonra ne var? Temel konular olarak söylüyorum. Dizili değişkenler var. Yani işte birden fazla değer tutabilen değişkenler var. Burası temel Java bilgisi. Şimdi biraz daha üstüne gidersek mesela metotlar var. Tamam mı? Metotları bilmek zorundayız. Bunları da öğrendikten sonra bir adım daha ileri gidersek klaslar var. Anlatabildim mi? Yani şimdi en azından bu kadarlık bir yapının sizin tarafınızdan bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum. En azından. Tamam. Yani artık bizim işte değişken neymiş, metot neymiş, class neymiş falan gibi şeylerle uğraşmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin için uygun mu? Ha, eğer uygun değil derseniz bir geri vitesi atıp biraz daha yavaş ilerleyebiliriz. Çünkü baştaki kabullenmeyi unutmayın. Bu ders size nesneye yönelik analiz ve tasarımı öğretmek için veriliyor. Temel olarak bir programlama dilinde az çok yani çok profesyonel değil de az çok program yazabilecek kadar bilginiz olduğunu varsayarak gidiyoruz. Onun için söyledim. Yani tamam. Yani ben de zaten bundan yanayım. Size öğretmek için buradayım. Böyle çalışacağız. Anlaştık mı? Yani mümkün olduğunca anlayabilmek için çalışacağız. Gerekiyorsa tekrar edeceğiz. Bir sonraki derste zaten genelde derslerin başında soracağım. Geçen haftalardan bir sorunuz var mı? Kafanıza takılan bir şeyler var mı diye. Bugün ilk hafta olduğu için sormadım. Bunları da zamanı geldiğinde söyleyebilirsiniz, sorabilirsiniz. Birlikte tartışabiliriz. Yani sistem içinden mesaj gönderebilirsiniz. O şekilde sorularınızı yanıtlamaya çalışabilirim. Bazen de size bazı dokümanlar ya da başka şeyler paylaşabilirim. Bunları da okuyun, daha ayrıntılı olarak anlatıyor diye. Buradan da bilgi sahibi olmaya çalışırız. Yani tek bir kitaptan, tek bir ders notundan değil de biraz daha böyle geniş bakabilirsek işlere çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü ben genelde örgün öğretimde de aynı şeyi yapıyorum. Yani tek bir kitaptan bir şey anlatabilmek çok fazla mümkün değil artık çağımızda. Biraz işin gerekleri neyse farklı farklı kaynakları, farklı farklı kitapları kullanmakta fayda olabilir diye düşünüyorum. Tamam, ölçme değerlendirmeyi de gördünüz ve de sorular. Şimdi bütün hepsinden, bu sunumun hepsinden sorunuz var mı? Anlaşılmayan, söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Bazen şöyle şeyler de yapacağız size. Mesela hemen bir tane anket yapalım bakalım. Dizi seyredenleri görelim. Buyurun. Sadece seçeneğe tıklamanız yeter. Sınıfta 13 kişi var. Bakalım kaç tane yanıt çıkacak.
Bu sunumu yaptık. Anladınız mı? Sınıfta 13 kişi var. Cevap veren 10 kişi var. bir kişi var. Bazen böyle şeyler yapacağım. Yani biraz daha etkileşimi artırabilmek için bu olanakları da kullanmaya gayret edeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki cep telefonundan bağlananları da biraz bekleyelim. Ben burada önümdeki şeye bastığımda mesela kimlerin hangi seçeneğe tıkladığını görebiliyorum. Evet, 12 kişi. Buyurun. Gördünüz mü anket sonuçlarını? Mehmet Ali Osman, dur bakalım. Ne oy vermişsin? Mehmet Ali Osman, oylayamamışsın. Aa, oylayamamışsın. Bir daha açayım mı? Hadi Mehmet Ali. O küçük ekranlarda biraz sıkıntılı olabilir. Yani halen 12 tane oy kullanılmış gözüküyor. Mehmet Ali senin oyun var mı? Yani ben buradan kimin ne oy verdiğini, ne cevap verdiğini falan da görebilirim. Zaman zaman size böyle şeyler de yapacağım. Şunu hemen kapatalım. Yani bir tane soru soracağım. Tamam. Bu sorunun cevabının ne olduğunu hep beraber yanıtlamaya çalışacağız. Ara ara böyle şeyleri de gerçekleştirmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Biraz işte ders neşeli geçsin, düzgün geçsin. Ben kapattığım için göremeyeceğim artık yani kapattım çünkü şeyi, anketi. Bir dahaki sefer bir kez daha bakarız ama cep telefonlarını eğer çok zorunlu değilseniz burada kaç kişi kullanıyor cep telefonu? Bahtiyar Onur kullanıyor, Cem Hasan kullanıyor, Mehmet Ali Osman kullanıyor bir de. Tamam yani. Genelde ben bilgisayarı öneriyorum. Çünkü hem internet hem de bu görüntü işte izleyebilme konularında falan çok daha elverişli olan masaüstü ya da dizüstü bilgisayar kullanmak diye düşünüyorum. Güzel. Başka soru, merak ettiğiniz bir şey? Hangi bölümdesiniz? Bilgisayar mühendisliğinde misiniz? Hepiniz. Başka bölümden olan var mı? Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf mı? Dört. Son sınıf. Güzel. Son dönem. Dört, üç. İki olan var mı? Son sınıf. Peki. Son sınıftaysanız artık bir takım şeyleri daha iyi öğrenmişsiniz demektir. Açıkçası. Bu dersi birden fazla defa alan var mı? İlk defa alan var mı? Önce birden fazla de ha ilk. Birden fazla alan. Peki. Şimdi iyi bir iletişim içerisinde bu dersi yürütmeye gayret edeceğiz sevgili arkadaşlar. Hep beraber güzel bir şekilde çalışalım. Mutlulukla dersimizi yapmaya gayret edelim. İyi bir şekilde gerçekleştirebilirsek de anlamamanız için hiçbir neden olacağını zannetmiyorum. Ya da iyi not alabilmek için hiçbir neden olmadı, yani hiçbir problem ya da bahane olmadığını düşünüyorum. Bundan dolayı da bence iyi çalışın, gayret edin bir takım şeyleri yapmaya. Hazır birçok arkadaşınız 4. sınıfta, 3. sınıfta şimdi öyle gözüküyor. Mezun olmaya bir şey kalmamış. Artık bu dersleri de halledip bir an evvel
mezun olmanızda fayda var diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Eğer eksiğimiz varsa önümüzdeki haftaya kadar yani bir Java IDE'si ya da bir C Sharp IDE'sini sisteminize kurmanızda ya da eğer mümkünse ikisini birden sisteminize kurmanızda fayda olabilir bazı notları kontrol etmek açısından. UML çizebileceğiniz bir platform bulmanızda yani ben Visio dedim ama Visio şart değil. Sonuçta bu bir araç. Bana şey diyagramı, UML diyagramı çizebilecek bir yazılım gerekiyor. Onu bir şekilde bulursanız da araçlarımızı tamamlamış olacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren de oturup çalışmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Var mı başka soru? Visual olur. Visual Studio varsa olur. Peki. Sorusunu yanıtlamadığım var mı? Peki. Arkadaşlar, o zaman ders böyle bir ders. Böyle anlatacağız. Böyle buluşacağız. Her hafta bu şekilde gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta birinci konuyla başlıyoruz kısmetse. Bu durumda sizlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı günler diliyorum. Arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum.